24-30 Ocak değerli İkizler Burcu, özellikle bu dönem parasal finans konularınızla ilgili bayağı performans göstereceğiniz, kapatmanız gereken borçlarınız, yapılanması gereken birçok işinizle alakalı çok güzel akışlar sağlayacaksınız. Evet, gerginlik ve huzursuzluklara adım atabilirsiniz ama işinizle ilgili kaygı duyduğunuz noktaları daha rahat bir geçiş sağlayacağınız bir noktadasınız. Özellikle 24 Ocak Mars ve Oğlak Burcu'na geçişiyle birlikte bulunduğunuz iş alanında değişimler, yeni projeler, yeni oluşumlar içerisine girebilir ve bu konuda ani kararlar verip bulunduğunuz işi kaybetme şansınız çok yüksek. 10 kere, 20 kere, 100 kere düşünün. Sakın ani hatalar, ani gereksiz olumsuzluklar yapmanızı istemiyorum. Kurumsal ya da devlet dairesinde çalışan ya da bu kapılarla ilgili bağlantılarınız, iş süreçleriniz varsa evrak konularına alakalı bulunduğunuz noktada dikkat etme, evrak kaybetme, bazı sorunlar, bazı sıkıntılarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Bilgisayarda yanlış yazılımlar söz konusu olabilir. Bu ara evraklarınızı çok düzenli şekilde kontrol etmeniz gerekiyor ve bunlar sonra size risk olsun istemiyorum. 29 Ocak Merkür Plüton kavuşumu, 29 Ocak'ta gerçekleşecek kavuşum Plüton'la birlikte. Bu sizin sinirsel evreniz ve yaşadığınız iş alanındaki performansta ortak çalıştığınız insanlara ani tepkiler yansıtabilir ve bu tepkilerde işinizi rahatsızlık ettirecek noktaya sergileyebilirsiniz. 29 Ocak, 28 Ocak'ta biraz daha dikkatli ve kontrollü olmanızı istiyorum. Ve aynı gün içerisinde 29 Ocak'ta Venüs Oğlak retrosundan ileri hareketine geçiyor. Para konularınız, beklediğiniz paralar, yapmak istediğiniz yeni yatırımlar, yeni projeler için çok güzel bir akış. 3 Şubat, 4 Şubat bu akışın verimini tadacağınızı gösteriyor. Özellikle yeni bir iş beklentiniz varsa 29 Ocak itibariyle aksilikler, şans kapılarınızın daha yüksek olacağı, iletişimle ilgili yaşadığınız pürüzleri daha çok toparlayacağınız bir dönem. Ortaklı iş yapıyorsanız, özellikle kazançlarınızda daha yeni büyük oluşumlar, yeni imzalar, yeni beklentileriniz olabilir. Ertelenecek konular var ama sonu biraz sizin istediğiniz gibi gitmese de bir 20 gün sonra bu istekleriniz tek tek rayına oturacak. Eğer büyük ortaklı işleriniz varsa da hiç beklenmedik yurt dışı evraklarınız ya da şehir dışı ile ilgili oluşturmak istediğiniz işlerin kapıları açılacağı, belli seyahatlerin sonucunda kazançlarınızın çok fazla artacağı, yani siz artık kendinizin ne istediğinizi bulmanız gereken bir döngü haftamız var. Eğer bunu doğru başardığınızda da para korkularınız, ilişki korkularınızda rahatlama, derin nefes almayı öğreneceksiniz diyorum. İşsiz olan ikizler burcu için özellikle ateş burcu birinden alacağınız iş desteği yeni kapınız için hayırlı ve aydınlık olacak ama siz işlerde çok fazla kararsız, bu bana uyar mı uymaz mı demeyi bırakın. Bir an önce bu iletişiminize geçin ki çünkü uzun süredir işsiz olduğunuz için kaygılarınız var, enerjinizi düzeltmeniz lazım. Eğitim konusunda uzun süredir yarım bıraktığınız ya da tamamlamak istediğiniz noktalarda cesaretiniz yok. Evet, Şubat ayı cesaret enerjinizin çok fazla yüksek olacağı bir dönem. O yüzden bu cesaretimizi açabilir. Bu yarımlıkları da tamamlamamız için uygun enerjilerin yoğunlaşacağı bir nokta değerli ikizlerim. Duygusal olarak ilişkinizle ilgili yanlış konuşmalar, sert konuşmalar biraz ilişkide soğukluk ve dargınlıklara neden olabilir. Ama bu hafta kavga etmemeye özen gösterin, laf sokmamaya özen gösterin. Yoksa bu laflar size geri geri gelebilir diyorum. Nişanlı ya da nişanlanmayı düşünen çiftlerimizde biraz daha vakit ve acele etmemeniz gerekiyor. Çünkü ev konusunda hayatınızdaki insanın annesinden kaynaklı ev zorunluluğu var. Ve bu kredi konularında da faizler çok yüksek olduğu için biraz daha sabırlı olun. İstediğiniz ev, istediğiniz anahtar ve evlilik tarihiniz de var. Endişeli etmeyin diyorum. Bu ara aile tanıştırılmaları, görücü usulüyle tanıştırmalar da çok ön planda değerli takipçilerim. Fırsatlar konusunu sakın kaçırmayın. Doğru insanı bulma enerjiniz de var. Evli çiftlerimizin özellikle taşınmak, bulunduğunuz binada yaşadığınız enerjiyi çok sevmiyorsunuz, evin küçük olduğunu ve bu ev yetmediği ile ilgili konuşmalar var. Şu Ocak Şubat'ı bitirelim. Doğru bir ev kapınız var. Şimdiden araştırmaya bakın. Hatta evinizi satıp daha büyük bir ev almayı düşünen ikizler için güzel fırsatlar var. Hiç endişe etmenize gerek yok. Bu ara karı koca hayatımızda özellikle kocanızın soyundan kaynaklı miras konular ve onların kendi kardeşleri arasındaki yaşanacak krizler biraz ilişki İlişkimizi
zorlayabilir. Ama siz oradaki miras konularına sakın takılmayın. Siz kendi evliliğinize, düzeninize takılın. Çünkü eşinizin ilgisiz tavrından kaynaklı da sizde de soğukluklar var. İlişkiyi oturtmamız lazım. Ve uzun süredir de boşanma hayali içerisinde olan ikizler için artık cesaret dönemi ve bu imzanızı, bu başarıyı yapacaksınız. Korkmanıza gerek yok diyorum. Değerli gençler, eğitim konusunda iletişimde hatalar, konuşma dil aksanlarınızda hatalar var. Bunları güçlendirmeniz lazım. Kafanızda devamlı aşk rüzgarları dönüyor. Bu konuda dil rüzgarları dönsün öneriyorum. Sağlık konunuzda saç dökülmesi, egzama ve kaşıntılara dikkat edelim. Değerli ev hanımları, evli ya da bekar ev hanımları, bu ara kendi miras konularınız var ve uzun süredir de emekliliğinizle alakalı emekli olmak için mücadele eden ikizler için olumlu diyalog, olumlu hareketler var. Şimdiden evraklarınızı toparlamanızı istiyorum. Mutlu kalın, hoşça kalın.